Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı İzmir Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aittir. Buyurun efendim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, televizyonları başında bizleri izleyen saygıdeğer vatandaşlarım ve geleceğimiz, umudumuz olan sevgili çocuklar. Cumhuriyet Halk Partisi adına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor. Bu güzel günün, aydınlık ve huzur dolu günlerin müjdecisi olmasını diliyorum. Sevgili çocuklar ve değerli milletvekilleri, bu yüce çatı altında yapılan ilk konuşma Sinop mebusu Şerif Bey'e aittir. 23 Nisan 1920'de bir cuma günü Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cuma namazının ardından Anadolu'nun dört bir yanından gelen milletvekilleri 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında bir araya gelirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saat 2'ye çeyrek kala başlayan ilk genel kurul toplantısına en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Milletvekili Şerif Bey başkanlık yapar. İstanbul'un işgalini atıfla Şerif Bey şunları söyler. Ezelden beridir hür ve bağımsız yaşayan milletimiz bu esaretini kesin ve kararlı bir biçimde reddetmiş ve derhal vekillerini toplamaya başlayarak Yüce Meclisi'ni vücuda getirmiştir. Bu Yüce Meclis'in reisi sıfatıyla ve Allah'ın yardımıyla milletimizin iç ve dış tam bağımsızlığı dahilinde geleceğini bizzat düzenleyerek ve dünya ve bütün dünyaya ilan ederek Millet Meclisi'ni açıyorum demiştir. Ve bu konuşmayla sesini dünyaya duyurur Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurma yolunda kararlı ve azimli çalışmalarını sürdürürler. Milletin Meclisi artık onurlu yürüyüşünü başlatmıştır. En büyük güvencesi ise milletin kendisidir. 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyledir. Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır, o da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır, o da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. Milletine bu kadar güvenen, milletine bu kadar güvenen, milletini bu kadar yücelten devlet adamı tarihte çok az bulunur. Halkını baş tacı yapıp milletin egemenliğini millete emanet eden bir lidere tarihte çok az rastlanır. Atatürk daha Milli Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında 22 Haziran 1919'da Amasya Tamimi ile halkına güvenini şöyle ifade etmiştir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Değerli milletvekillerim, bu devleti kuranların millete olan güvenleri sözde kalmamış. İlk anayasa olan 1921 anayasasında 1. madde olarak şu cümle yer almıştır. Hakimiyet bila kaydu şart milletindir. Aynı ilke 1924 anayasasında 3. madde olarak yer almıştır. Bugün yürürlükte olan anayasamızın 6. maddesi de egemenlikle ilgilidir. Madde aynen şöyledir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliği anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse ve organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz. Bu bağlamda 24 Haziran 1918'de yapacağımız seçimlerle görev süresini dolduracak olan 26. dönem milletvekillerinin yani bizlerin yani sizlerin çocuklarımıza, torunlarımıza, sevdiklerimize bırakacağı en güzel miras 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı FETÖ darbe girişimine karşı topyekün direnmektir. Bu bizim çocuklarımıza bırakacağımız en güzel mirastır. Milletvekili arkadaşlarımız,
bu kutsal çatının altında toplanarak sadece darbecilere karşı parlamenter demokrasiyi savunmakta kalmamış, darbe girişimini bastırmaya çalışan güvenlik güçlerimize ve direnme hakkını kullanarak darbecilerin karşısına çıkan vatandaşlarımıza da güç vermiştir. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi şehit olmuş tüm vatandaşlarımızı, güvenlik güçlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor. O gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan 107 milletvekili arkadaşımı bir kez daha yürekten kutluyorum. Değerli arkadaşlarım, bir cuma günü açılan Gazi Meclisimizin, yine bir cuma günü gerçekleşen darbe girişimini başarısız kılan iradesine güç veren ruh hiç şüphesiz arkamızdaki duvara nakşedilmiş Atatürk'ün sözleridir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu söz sadece milletimizin egemenlik hakkını değil, aynı zamanda o hakkın nasıl kullanılması gerektiğini de bize anlatır. Dolayısıyla 15 Temmuz 2016'da darbecilerin başarısız kalması nedeniyle kahraman sıfatını hak eden 26. dönem milletvekili arkadaşlarımızın bir kısmı, üzülerek ifade ediyorum, 20 Temmuz OHAL darbesiyle milletimizin egemenlik haklarını ve bu hakların kullanıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temel yetkilerini, üzülerek ifade ediyorum, devretmişlerdir. Hep birlikte çocuklarımıza 15 Temmuz 2016'da FETÖ darbe girişimini başarısız kılma mirasının yanına sizin çocuklarınıza bırakacağınız tek adam rejimi kurma kararı mirası vardır ki, üzülerek söylüyorum, bu kötü bir mirastır. Biz bu mirasın parçası olmadık ve parçası olmadığı için de son derece mutluyuz. Değerli milletvekilleri, egemenliğin kullanılmasının sizi rahatsız etmesin beyefendi. 20 Temmuz darbesi, 20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyoruz. Şiddetle reddediyoruz. Şiddetle reddediyoruz. 20 Temmuz darbesini lütfen müdahale etmeyiniz efendim. Halkın birliği ve bütünlüğünü savunduk. Bu meclisin yetkilerini birileri el kaldırarak başka bir kişiye devredemez. Bunun mücadelesini vermek bizim oyunumuzun borcudur. Sayın Kılıçdaroğlu, bir dakika efendim. Sizler yetkilerinizi başkalarına devredebilirsiniz. Ama bu meclisi, Gazi Meclisi'nin yetkilerini hiçbir makam, hiçbir kişi başka bir makama veremez. Ben devredemez. Sayın Kılıçdaroğlu, müsaade eder misiniz? Sayın Kılıçdaroğlu, Kemal Bey, affedersiniz. Buyurun Kemal Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, lütfen insicam bozmayalım. Beyefendiler, değerli milletvekilleri, müsaade ederseniz, efendim lütfen insicam bozmayalım. Özel bir gündeyiz, tarihi bir gündeyiz. Birbirimizi iğnelemeyelim. Lütfen sataşma yapmayalım. Dinleyeceksiniz. Ve Sayın Kılıçdaroğlu, lütfen genel kurula hitap ediniz. Efendim, şahsi olarak olmasın. Kurula, Sayın Başkan, ben genel kurula hitap ediyorum. Ama sana. Efendim, parmağınızla kişiyi de göstererek konuştunuz. Egemenliğin kullanılmasını rica edeyim, lütfen. Hiçbir surette, lütfen toparlayıcı hiçbir olalım. Hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılmaması için kuvvetler ayrı ilkesi getirilmiştir. Bütün demokrasilerin ana omurgasını kuvvetler ayrılığı ilkesi oluşturmaktadır. Yani yasama, yürütme ve bağımsız yargı demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Kuvvetler ayrılığı aynı zamanda gücün demokratik kurallar içinde denetlenmesidir. Seçimlerin 4 veya 5 yıl içinde yapılması o ülkede demokrasi olduğunu göstermez. Demokrasinin gücü de varlığı da güçlü bir kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlıdır. Güçler ayrılığı ilkesinin olmadığı bir ülkede seçimlerin sadece bir anlamı vardır. Sandıktan çıkarım, istediğimi yaparım. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu anlayışın egemen olduğu bir ülkede milli irade bir kişinin iki dudağına teslim edilmiş demektir. Ayrıca bu anlayışın egemen olduğu bir ülkede seçilenler halka hesap vermezler. Oysa demokrasilerin özünde seçilmişlerin halka hesap vermesi temel kuraldır. Üzülerek ifade edeyim ki bugün hükümet edenler, bırakın millete hesap vermeyi, bir daha söylüyorum,
Bugün hükümet edenler bırakın millete hesap vermeyi, yasama organının asli unsuru olan milletvekillerinin soru önergelerine dahi cevap vermemektedirler. Lütfedip bu cevabı vermemektedirler. Bu yürütme organının yasama organını tanımaması demektir. Açıkça söylüyorum. Böyle bir tablo bu meclisin saygınlığına gölge düşünür. Ben bundan bırakın 15 günü, 15 ay içinde cevap verilmiyor. Siz milletin hakkını sormayacak mısınız? Milletvekilinin hakkını sormayacak mısınız? Gazi Meclisi'nin hakkını sormayacak mısınız? Değerli milletvekilleri, yasama, yargı ve yürütme gücünü, yani egemenliği bir kişiye teslim ettiğinizde hukukun üstünlüğü yok olur. Üstünlerin hukuku geçerli olur. Yani egemenlik bir kişiye, zümreye ve sınıfa bırakılmış olur. Yine üzülerek ifade edeyim ki bugün bu tabloyu yaşıyoruz ve bütün dünya bu tablonun tanığıdır. Bu bayram gününde bu gerçekleri bu çatının altında dile getirmek benim görevim ve sorumluluğumdur. Çünkü bu meclis Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bir meclistir. Ama üzülerek ifade edeyim ki bugün yetkileri büyük ölçüde elinden alınmış bir meclistir. Değerli milletvekilleri, bakınız 7 yıl önce 23. Sayın Kılıçdaroğlu, lütfen tamamlar mısınız efendim? Son olarak açıyorum. Efendim, özel bir sorununuz mu var? Özel bir sorununuz mu var? Güzel, teşekkür ederim. 7 yıl önce bu mecliste yaptığım 23 Nisan konuşmasında şunları söyledim. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratikleşme tarihi bu meclisin yetkilerini savunma ve genişletme tarihidir. Bugün dahi bu yüce meclisin yetkilerine göz dikenler bu hususu hiçbir zaman akıllarından çıkarmasınlar. 7 yıl önce söylemişiz. Evet, 7 yıl önce bunları söylemişiz. Bugün meclisin gasp edilen yetkilerine ses çıkarmayanları, duymazlıktan gelenleri, meclisin hakkını aramayanları tarih asla affetmeyecektir. Değerli milletvekilleri, son sözlerim çocuklarımıza. Hanımefendi, birazdan gelip konuşursunuz. Niye birden öyle orada konuşuyorsunuz? Mahallede değiliz, evde değiliz, sohbet etmiyoruz, değil mi? Lütfen genel kurula hitap edelim. Sayın Genel Başkan. Dedikodu yapacaksanız dışarıda var. Bak, dışarı müsait. Orada dedikodu üretebilirsiniz. Teminatı olan, umudumuz olan çocuklarımıza. Sevgili çocuklar, 23 Nisan aynı zamanda dünya çocuklarına armağan edilmiş ilk ve tek bayramdır. Özgürlüğe, eşitliğe ve bilime bağlı toplumlar Mustafa Kemal'in işaret ettiği gibi fikri hür, vicdanı hür, namusu hür, irfanı hür nesiller yetiştirebilirler. Biz çocuklarımızı bilime dayalı, sevgiyle dolu, yüzünü geleceğe dönmüş bir eğitim sistemiyle yetiştirmek istiyoruz. Biz çocuklarımızı küreselleşen dünyayla uyumlu, haberleşme ve iletişim olanaklarını etkin bir şekilde kullanan ve yaşadıkları dünyayı sorgulayan bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz. Bizim çocuklarımıza karşı bir borcumuz var. Daha güçlü, daha özgür, daha zengin bir Türkiye'yi onlara bırakmalıyız. Çünkü biliyoruz ki özgür ve eşit bir gelecek özgürce yetişen nesillerle mümkündür. Biz bunu başarma azim ve kararı cezaevinde televizyonu başında bizi izleyen milletvekilimiz Enis Berberoğlu başta olmak üzere tüm milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. Milletimize adalet ve huzur dolu bir gelecek diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu.